Musa hocam kaydı başlattım. Başlıyor muyuz? Siz ne zaman başlatırsanız hocam? Peki. Hocam isterseniz bir iki dakika daha bekleyelim. Tamam. Uygun görürseniz tam saatimiz geldi de. Yine de belki katılımda sıkıntı olabiliyor. Bir iki dakika bekleyelim isterseniz, uygun görürseniz Sayın Başkanım. Tamam. Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Günaydın. Ona bekliyor başka bir Tamam o zaman. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, görünmedim. Tamam. Hadi. Tamam Sayın Hocam herhalde. Musa Hocam. Sayın Rektörlerim herhalde şu an katıldı. Sayın rektörlerim, çok değerli öğretim üyesi meslektaşlarım, değerli araştırıcılar, kongremize katılan tüm katılımcıları saygılarımızla selamlıyorum. Üçüncüsünü düzenleme imkanı bulduğumuz Uluslararası Tarım Kongremizin Turcaf dergisi adına yapılan 3. Tarım Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Turcaf dergisi 11 yıldır yayın hayatına özveriyle devam ediyor. Her ne kadar ben editörlük görevini üstlensem de bu derginin çıkarılmasını ve yaşatılmasını sağlayan Profesör Doktor Ahmet Şekeroğlu ve Profesör Doktor Hasan Eleroğlu arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii derginin yayın hayatını sürdürmesinde alan editörlerinin, hakemlik yapan değerli araştırmacılar arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ve en önemlisi dergiye makale göndererek yayınlanmasını isteyen araştırmacılarımızın büyük emeği olduğunu unutmamak gerekiyor. Dergimizin bu yayın hayatı süresince üçüncü kongreyi yapması önemli bir aşama. Bu işler kolay değil. Ancak günümüzde online toplantılar yerine yüz yüze toplantılar yapmayı tercih etmemiz gerekiyor. Bu toplantı da esasen Malatya ilimizde şu açılış kısmı ve bir kısım toplantıların yüz yüze yapılmasını öngörmüştük geçen yıl. Yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle toplantının tamamen online olarak yapılmasını
yönünde yeniden bir karar alındı. Bu vesileyle depremde tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan insanlarımıza da sağlık ve esenlik içerisinde hayatlarına yeniden devam etmelerini diliyorum. Kongre koordinatörü Ahmet Şekeroğlu hocam, Kongre Başkanı Hasan Eleroğlu hocam, tüm bilim kurulu üyeleri, sekreterya ve kongremize katkıda bulunan Malatya Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Recep Bentli, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Hasan Uslu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Alim Yıldız hocalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm kongre koordinasyonunu sağlayan arkadaşlarımız adına ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Bizim kongrelerimizin bir başka güzelliği var. Her bir kongremizi aramızdan ayrılan, bilime üstün katkılar veren bir hocamıza atfediyoruz kongrelerimizi. Bu konudaki başarılı uygulamaları nedeniyle ben tekrar Profesör Doktor Ahmet Şekeroğlu hocamı ve Profesör Doktor Hasan Eleroğlu hocamı kutluyorum. Bu görüşler onlardan gelen görüşler. Bu kongremizi de Profesör Doktor Kemal Esengün hocamız adına düzenlendi. Kısaca Kemal Esengün hocamızın özgeçmişini sizlere okumaya çalışacağım. Hocamız 23 Nisan 1959 tarihinde Sivas'ta doğdu. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Erzurum'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdi. Yüksek lisansını Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı. Burada tarım ekonomisi ana bilim dalında gerçekleştirdi. Doktora eğitimini ise Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarım ekonomisi ana bilim dalında tamamladı. 1991 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde yardım doçent olarak başladı. 1994 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör oldu. 1993 ile 2008 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 1993-96 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1999-2002 yıllarında ise gene Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2008-2013 yılları arasında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi rektör yardımcılığı ve 2008-2011 yılları arasında aynı üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı görevlerini üstlendi. 24 Haziran 2013 tarihinde itibaren Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışan hocamız çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştirdi. 150'ye yakın bilimsel makalesi bulunmaktadır. Herkes Kemal Hoca'nın güler yüzlü, tatlı dilli çehresini
daha fazla hatırlar. Konuşkan, girişken bir hocamızdı. Ancak ciddi bir hastalığa yakalanan hocamız bu hastalığa 27 Eylül 2014 tarihinde yenik düştü ve Antalya'da vefat etti. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyoruz. Hocamıza bu güzel duadan sonra toplantının açılış konuşmalarını sırasıyla davet edeceğim. Turcaf dergisinin yayın hayatına girmesine vesile olan Profesör Doktor Ahmet Şekeroğlu hocamızı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Ahmet Hocam. Diyorum Sayın Başkanım, Sayın Rektörlerim, değerli katılımcılar, öncelikle Turcaf öncülüğünde ve paydaşları tarafından düzenlenen Turcaf 2023 Kongresi'ne hoş geldiniz. Bilindiği gibi Musa Hocam dergiyi geniş bir tanıttı. İlk olarak bu kongreyi dergide belli bir aşamaya geldikten sonra kongrelere başladık. İlki Antalya'da, ikincisi Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde ve üçüncüsünde de şu an buluşmuş durumdayız. Bilindiği gibi tarımın önemi son yıllardaki gelişmelerden dolayı stratejik bir sektör olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu stratejik konularda böyle bir kongre düzenlemek ve kongreye destek veren bütün kurum ve kuruluşlara saygılarımı sunuyorum. Yine bu kongrenin hazırlanmasında bu dönemde gerçekten büyük emeği olan Hasan Eleri hocama ve yine sekreteryada Burak Şen hocama bütün program programda görev alan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şimdi bu kongremizde genelde 23 ülkeden 108 tane yurt dışı ve 90 tane de yurt içi bildiri olmak üzere 198 adet bildiri sunulacak. Yine bu kongreye bildirileriyle destek olan katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca bu konularda Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Rektörlüğü olarak bütün bilimsel çalışmalarımıza bize destek veren Rektörümüz Profesör Doktor Hasan Uslu Bey'e teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Yine kongrenin hazırlanmasında kongre paydaşlarımızın gerçekten büyük desteklerini görüyoruz. Özellikle TurStep Yayıncılık ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Recep Bentli Bey'e ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Alim Yıldız Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Musa Hocam da belirttiği gibi biz kongrelerde her dönem bir tane Türk tarımına emeği geçmiş bir hocamızın adına veya anısına düzenliyoruz. Bu kongrede de Tokat'ta birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz rahmetli hocamız adına da böyle bir program düzenlemekten de mutluluklar duymaktayız. Bu kongrenin ülkemize yeni ufuklar kazandırmasını diliyorum ve katkıda bulunan bütün destekleyicilere ve katılımcılara teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Musa Hocam sizde Çok özür diliyorum. Hocalarımızdan birisi aradı. Kongre açılış bildirisini sunacak hocamız. Ona
Bir link gönderir misiniz Ahmet Hocam? Evet, ikinci konuşmayı yapmak üzere Profesör Doktor Hasan Eleroğlu hocama söz vermek istiyorum. Özellikle Hasan Hocam, dergimizin elektronik ortamda yaşamasını sağlayan ve tüm program işlerini üstlenen hocamız, kendilerine tüm dergi adına, tüm bilim camiası adına teşekkür ediyorum ve konuşmalarını yapmak üzere de davet ediyorum. Sayın Başkan, sevgili rektörlerim, sayın hocalarım, kıymetli katılımcılar, üçüncüsünü düzenlediğimiz Türk Tarım, Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi'nin kongresine hoş geldiniz. Ben de kısaca bu kongre aslında Malatya'da düzenlenecekti. Deprem nedeniyle online'a geçtik. Musa Hocam'ın da belirttiği gibi depremde hayatını kaybedenlere Rabbimden rahmet diliyorum. Kalanlara da başsağlığı ve hayırlı uzun bir ömür diliyorum. Sevgili hocalarım, Türk Tarım, Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi'ni 2013 yılında kurduğumuz zaman hedefimiz şu idi. O hedef doğrultusunda devam ediyoruz. Hedefimiz bilime katkı sağlamak. Bildiğiniz gibi tek çoğalan şey bilgidir. Paylaştıkça çoğalır. Yalnız bu bilgi doğru bilgi olması gerekir. Doğru bilgi, Peygamber Efendimizin de dediği gibi faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Bizim de bütün ekiple birlikte gayretimiz faydalı bilgiyi ulaştırmaktır. Bu bakımdan dergimize şimdiye kadar 11 yıl içerisinde 6500 makale başvurusu olmuş. Ve bunun içerisinden biz 1500 ya da yaklaşık 1500-1700 tanesini yayınlamışız. Bu red oranının çok yüksek bir red oranı olduğunu gösterir. İnceleyip sık dokuyarak yapmış olduğumuz bu çalışmada elde edilen veriler bugün tüm dünyada istatistiklere baktığım zaman makalesini yayınlamadığımız bir ülke yok ve bu dergiden alıntı almayan bir ülke kalmamış. Tüm dünyaya bu dergi bilgi yani. Dolayısıyla bir ön inceleme ve bazı bilgilerin paylaşılarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasına mekan sağlayan kongreleri de düzenleme kararı verildi. Bu şekilde de kongrelerimiz üçüncüsünde yapmış oluyoruz. Emeği geçen dergide başta editörümüz, baş editör olmak üzere alan editörü, bu konu editörü ve yurt dışı editörü, yabancı dil editörü, tüm bunların hepsine yaklaşık 50 tane ekiple çalışılıyor. Bu ekibin tamamı, bildiri gönderenlerin hepsi, bu kongreye katılanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum Hasan Hocama. Bu kongrenin ev sahipliğini üstlenen Malatya Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey esasen burada bir konuşma yapacaktı. Ancak şu anda şehirde bir devir teslim töreni için bulunuyor. Araçlar gelmiş, yeni ekipmanlar gelmiş. Onların alım işlemlerini gerçekleştirmek üzere katılamayacağını bildirdiği için hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de yarayı bir an önce sarmadaki üstün gayretlerini kutlayarak kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki bir dönemde bu kongreyi tekrar güzel Malatya'mızda düzenleyerek birlikte olma imkanı bulabiliriz. Şimdi Malatya Üniversitemizin Sayın Turgut Malatya Turgut Özal Üniversitemizin Sayın Rektörü gene bize kongre sahipliği yapacak idi. Profesör Doktor Recep Bentli hocamızı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Evet, ben de herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Sayın rektörlerim, sayın editörlerim, öncelikle bahsettiğiniz gibi biz bu kongreyi Malatya'da yüz yüze yapmak için çok heveslenmiştik gerçekten de. Rektör yardımcımız Orhan hocamızın böyle bir
hazırlığı da olmuştu ama bildiğiniz gibi 7 ay önce Maraş merkezli dense bile en az Maraş kadar etkilenen Malatya'da da bu tür organizasyonlar maalesef bir süre ertelenmiş oldu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi en kısa zamanda inşallah farklı bir sempozyum veya kongreyle Ziraat Fakültemizin organize edeceği, sizlerin de dahil olacağı bir kongreyle inşallah en kısa zamanda ilimizde tekrar yüz yüze geliriz diyorum. Bildiğiniz gibi değerli hocalarım, biz çok genç bir üniversiteyiz. 18 Mayıs 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 8. Cumhurbaşkanımız hemşerimiz Turgut Özal'ın adıyla oluşturulan ve İnönü Üniversitesi'nden bölünerek oluşturulan bir genç bir üniversiteyiz. İlk bölündüğü zaman fakülte olarak Ziraat Fakültesi ta İnönü Üniversitesi'nden beri devam eden bir fakülte olarak bize devrolmuştu. Tabii birlikte şu anda 6 fakülteye ulaştık. 9 meslek yüksekokulumuz var. 2 yüksekokulumuz, 10 araştırma uygulama merkezimiz ve 2 ana yerleşkemiz var. Battalgazi ve Yeşilyurt olmak üzere. Bunlar merkez ilçe isimlerimiz. Ve şu anda da özellikle bu yıl açılan 22 yeni programla öğrenci sayısını 9 bine, öğretim üyesi, akademisyen ve idari personel sayısını da neredeyse bine ulaştıran bir üniversiteyiz. Bu büyük, aslında bir aile olduk artık, genç bir üniversite olmamıza rağmen. Böyle bir kadroyla eğitime biz de katkı sunmaya çalışıyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi bizim en eski fakültemiz Ziraat Fakültesi. Gerçekten çok değerli hocalarımız burada, çok tecrübeli hocalarımız var. İşte şu anda katılan Alper hocamız, Orhan hocamız, rektör yardımcımız. Biz Ziraat Fakültesi olarak da bu yıl özellikle birkaç program daha ekleyerek neredeyse eksiğimiz artık kalmadı diye ifade edebilirim. Bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tarım ekonomisi, toprak bilimi ve bitki besleme, tarla bitkileri ve zootekni bölümlerini de artık öğrenci alarak bu yıl yaklaşık 700'e yakın öğrencimiz olacak sadece bu fakültemizde. Ve yeni öğretim üyeleri de alarak bu yeni bölümlerimize inşallah güçlü bir, daha da güçlü bir Ziraat Fakültesi olma yolunda ilerliyoruz. Bildiğiniz gibi bizim bu son deprem ve öncesinde de yaşanan pandemiyle artık tarımın ne kadar önemli olduğunu, özellikle tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ne kadar önemli olduğunu tüm dünya öğrenmiş durumda. Ve biz de burada Ziraat Fakültesi olarak, üniversite olarak üzerimize düşen hem eğitim öğretim anlamında hem üretime yön verme anlamında üzerimize düşen her türlü gayreti göstermeye çalışıyoruz. Başta Ziraat Fakültesi hocalarımız olmak üzere. Biz bu kongreyi düzenleyen özellikle değerli Musa hocamıza, Ahmet Şekeroğlu hocamıza, Hasan Eleroğlu hocamıza başta teşekkür ediyoruz. Yine katılımları nedeniyle tüm öğretim üyelerimize, akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Ve biz de yine aynı zamanda Orhan Gündüz rektör hocamız, Orhan Gündüz rektör yardımcısı hocamız Orhan Gündüz'ün danışmanı rahmetli Kemal Esengün hocamıza da rahmet diliyoruz. Ve bu kongrenin tarım camiasına, inşallah ziraat fakültelerimize verimli bir sonuç ortaya çıkaracağını temenni ederek hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarak sözlerime son vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Rektörüm. Güzel dileklerinize katılıyoruz. Şimdi her kongremize büyük destek sağlayan Niğde Ömer Halis Demir Üniversitemizin Sayın Rektörü Profesör Doktor Hasan Uslu hocamızı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Evet. Musa Hocam teşekkür ediyorum. Öncelikle kongrelerde ben şuna bakıyorum. Kongrenin devamlılığı. Bir kongre yapmak, başlatmak çok kolay ama devamlılığını sağlamak çok zor. Bu bağlamda Ahmet Hocama, Hasan Hocama ve size çok teşekkür ediyorum ve ekip arkadaşlarınıza. Bu kongreyi ben rektör olduğumdan beri destekliyoruz.
Ahmet Hocam çok fedakarca çalışıyor, sağ olsun. Bizler de tarım ve tarımın geleceğinin yanında olacağımızı her koşulda belirttik ve bundan sonra da yanında olacağız. Yine Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörümüz Recep Hocamız, yine Alim Hocamı görüyorum. Onlara da hoş geldiniz diyorum tekrardan. Tabii biz de Malatya'da olmak isterdik. O güzelim şehrimizde beraberce hem konferansları izleyip hem de gezmek de isterdik. Şehrimizin güzel havasını da almak isterdik ama nasip böyleymiş diyelim. İnşallah ilerleyen yıllarda tekrar bir görüşme sağlarız diyoruz. Tabii ki de konferansımız Turcaf 2023 çok önemli. Niye önemli? Özellikle pandemi dönemi ve uluslararası sıcak çatışmalarla birlikte tarımın stratejik önemi çok çok belirginleşti. Neredeyse savunma sanayi kadar biz buna önem verdik, önem veriyoruz. Dünya genelinde de çok fazla önem veriyor. Bu kapsamda da yine ben bunu gururla bahsetmek istiyorum. Üniversitemiz son 2 yıl içerisinde tarım alanında özellikle hem Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültemiz hem de Ayhan Şahin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimizde çok büyük önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. Bunlar da Tarım Bilimleri Fakültemizde 4 tane bölümümüz var. 4 bölümümüzde %100 İngilizce eğitim veren tek fakülteyiz Türkiye'de. Bunu da söylemek istiyorum. Bu bağlamda da hocalarımı tebrik ediyorum. %100 doluluk oranı her sene sağlıyoruz. Yine Şahinek Vakfımızın vermiş olduğu burslarımız var öğrencilerimize, bizzat bütün kazanan öğrencilerimize. Yine Ayhan Şahinek Tarımsal Araştırma Merkezimizde bu sene özellikle çiftçilerimize, tarımın geleceğine, bölgesel ve uluslararası düzeyde birçok kongre, çalıştay, panel ve bilimsel toplantılarla katkılar sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 30-40 dönüm ekilen yerleri biz bu sene 950 dönüm, 1000 dönüme kadar çıkardık. Yani bu gelecek sene yine aşacağımız yerlerle 2000 dönüm yani yere yani 2 milyon metrekarelik bir alanı tarımsal alana kazandırmış olacağız. Bu konuda da Ahmet Hocama tekrardan teşekkür ediyorum. Yine dediğim gibi biz hem ulusal hem bölgesel sektör temsilcileri, işbirlikleri protokolümüze devam ederek tarımsal sorunlara yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Niğde'de bir konsey kurduk. Niğde Tarım Konseyi'ni kurduk. Bu Niğde Tarım Konseyi'nde İl Tarım Müdürlüğümüz, Ziraat Odalarımız birçok STK'lar da dahil olmak birçok kurum ve kuruluş var. Niğde Tarım Konseyi'nin başkanlığında üniversitemiz yürütüyor. Bu alanda da şehrimize ve bölgeye destek vermeye devam ediyoruz. Tabii bu dediğimiz amaçlara yönelik üniversitemiz tarafından üçüncüsü düzenlenen, bu üniversitemiz tarafından üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Teknoloji Dergisi Kongresi'ne desteklerini veren, bu kongrede katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kongrenin de ülke tarımımıza katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm, güzel dilekleriniz için. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin yıldan yıla değil, aydan aya gelişmelerinin olumlu yönde ilerlediğini görmekten bir komşu hemşehriniz olarak son derece mutluluk duyuyorum. Kongremize destek veren yine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Alim Yıldız hocamızı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Sayın Rektörüm. Teşekkür ediyorum Musa Hocam. Saygıdeğer rektörlerim, değerli katılımcılar, ben de size hep saygı ve muhabbetle selamlıyorum Sivas'tan. Tarım elbette başlangıcından beri insanlığın gelişiminde önemli roller üstlenmiştir. Tarımın gelişmesinde bilimsel çalışmaların elbette önemi yadsınamaz. Bilimsel çalışmalarla tarımı da geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle 21. yüzyılda tarımsal ürünlerin stratejik öneminin artmış olduğunu da rahatlıkla görüyoruz. Benden önceki konuşmacı hocalarımız da bundan bahsettiler. Pandemi döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu da bir daha gördük. Bu bakımdan tarımsal ürünler bakımından kendi kendine yeten ülkeler gelecekte elbette stratejik bir öneme sahip
ülke olacaklardır. Bundan dolayı da ulusal ve uluslararası kongrelerin, çalışmaların gerek bilimsel etkileşim ve gerekse gelecek planlaması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kapsamda bizim de paydaşı olduğumuz 3. Uluslararası Tarım ve Gıda Bilim Teknoloji Dergisi Kongresi'nin ülkemiz tarımına önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. Elbette sempozyumlar, bu tip kongreler, hocaların bir araya gelip bilgi birikimlerinin ortaya konulduğu ve nihayetinde güzel sonuçların çıktığı toplantılardır. Ve üniversitelerin de vazgeçilmezlerinden birisidir. Diğer üniversitelerimizde ziraat fakültesi var. İşte Turgut Özal Üniversitemizde var. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitemizde var. Ama bizde şu anda bir ziraat fakültesi yok. Tabii ilk kurulan fakültelerden birisi. Fakat Gazi Osman Paşa Üniversitesi açıldığında orada kaldı. Şu an Hasan Hocam'ın bulunduğu Sivas Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık bir programımız var. Orada da güzel çalışmalar yapılıyor. Biz de tarım araştırmalarıyla ilgili bir merkez kurduk. O merkezde de güzel çalışmalar yapılıyor. Tabii bu kongrede dikkatimizi çeken şeylerden birisi şu. Üniversitemizden Tokat'ta kalan Ziraat Fakültemizdeki hocalarımızdan Kemal Esengün adına böyle bir kongrenin yapılması da elbette bizi sevindirmiştir. Ve ben Kemal Esengün hocamı da rahmetle anıyorum. Tabii sempozyum, kongre devam edecek. 3 gün demiştiniz Musa Hocam, yanlış hatırlamıyorsam. Çok sayıda hem yurt içinden hem yurt dışından katılımcı hocalarımız var. Biz sadece bir başlangıçta bir merhaba diyelim diye bu konuşmayı yapıyoruz. Sempozyumun, kongrenin ülkemiz tarımına ve dünya tarımına hayırlı olmasını dileyerek ben hepinizi tekrar saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Her 3 üniversitemizin değerli rektörlerine gerek bu kongreye verdikleri destek, gerekse tarım alanıyla ilgili güzel düşünceler nedeniyle tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şimdi kongremizin açılış oturumunda bir özel bir konu konuşulacak. Bu özel konuyu konuşacak değerli bir öğretim üyesi arkadaşımız benim ile aynı üniversiteden lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne intikal eden hocamız Profesör Doktor Yusuf Demir tarafından tarımın en önemli 3 konusundan birisini ele alacak. Toprak olmazsa tarım yok. Hava çok çok önemli ama bunların birisi var ki su hayatı ortaya koyan bir madde. Hocamız son zamanda bu konuları hem medyada hem bilimsel ortamlarda sık sık dile getirerek büyük bir katkı sağlıyor. Bu kongrede de açılış oturumuna kendilerini davet etti arkadaşlarımız. O da bizi kırmayarak bu davetimize olumlu cevap verdi. Kendisine bu konuşmaları nedeniyle şimdiden teşekkür ederken küresel iklim değişikliğinin tarım ve su kaynaklarına etkileri isimli sunusunu yapmak üzere Yusuf Hocam'ı davet ediyorum. Buyurun hocam, söz sizin. Musa Hocam çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, çok değerli rektörlerim, çok değerli kongre düzenleme kuruluna en derin sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Herhalde sesle bir problem yok zannediyorum, geliyor. Yok hocam, buyurun. Tamam.
Görüntüyü ekrana verdim. Görüntü geldi mi Musa Hocam? Geldi. Tam ekran yapabilirseniz daha Tamam, güzel şimdi onu olacak. yapacağım. Ama önce dediğim gibi çok kıymetli rektörlerim ve sizleri bir görmek ve selamlamak istedim. Teşekkür ederim. İnşallah kongremizin hem ülkemiz tarafına hem de dünya tarafına, dünya insanlığına bir fayda getirmesini temenni ediyorum. Övgü dolu güzel sözler için özellikle teşekkür ediyorum. Acizane dilimizin döndüğünce yaklaşık 20-25 yıldır ülkemizde dünyadaki gelişmelere paralel olarak küresel iklimin insanlık üzerine etkileri, küresel iklimin tarıma, suya, su kaynaklarına etkileri, suyun önemi, suyun dili, suyun bize anlattıkları ve suyu nasıl geleceğe taşımalıyız noktalarında etkinlikler düzenlemeye, faaliyetler düzenlemeye çalışıyorum. Herhalde bu hafta bu faaliyetinizde benim bu haftaki yapacağım faaliyetlerin içerisinde bir tanesi yaklaşık 5-6 faaliyetim var bu hafta. Dediğim gibi hemen hemen her hafta bu faaliyetleri 25 yıldır yürüterek toplumsal bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bir fayda sağlıyoruzdur. Bugün de çok kıymetli katılımcıları çok fazla sıkmadan, onları çok fazla bunaltmadan, benden istenilen konu çerçevesinde kalmak kaydıyla bir konuşma yapmak istiyorum. Kısaca küresel iklimi birkaç cümleyle tanımlamak ki buraya katılan bütün konuşmacılarımız öyle zannediyorum ki küresel iklimi az çok biliyorlar. Ondan sonra da tarıma etkileri, dünya tarımına, ülkemiz tarımına etkileri ve su nedir, suyun üzerine etkileri nedir ve bizi neler bekliyor Türkiye olarak? Bunlar üzerinde durarak konuşmamı hem kongrenin bundan sonraki sürecine katkı sağlaması hem de bütün tarımsal üretim faaliyetlerimize bir yol göstermesi açısından konuşmamı yürütmek istiyorum. Çok değerli katılımcılar, bildiğimiz gibi gerçekten küresel iklim değişimi dediğinizde hepimizin anlayacağı, hepimizin bildiği gibi dünyanın içerisindeki bizim yaptığımız her faaliyetler sonucunda insanlığın üretmiş olduğu bir takım gazlar vesaire atmosfer içerisinde birikiyor. Atmosfer içerisinde biriken bu gazlar güneşten gelen güneş ışınlarını içeriye hapsediyor. İşte biz bunu kısa orta uzun oraya çok detaylı girmiyorum bilimsel detaya fazla girmeden içeride hapsettiğinde bir ısınma başlıyor. Bunun sonucunda da küresel ısınma dediğimiz olay meydana geliyor ki dünyada son yaklaşık 30 yıllık süreçte hemen yansının altında da gördüğünüz gibi 2 dereceye yakın bir ısınma meydana gelmiş durumda. Tabii bu seneyi biraz daha farklı kılan bir olay gerçekleşti. Son 7 yıldır La Nina dediğimiz bir soğuk iklim hava akımıyla dünya karşı karşıyaydı. Ama bu senenin özellikle Nisan-Mayıs ayından itibaren El Nino dediğimiz bir iklim olayı. Yani Pasifik Okyanusu'nda, Amerika'nın güneyindeki Pasifik Okyanusu yüzeyinde meydana gelen deniz suyu ısınması sonucunda oluşan sıcak hava akımının özellikle Ekvator'un güneyi olmak üzere ama şu anda bizim de ülkemizin bulunduğu kuzeyini de etkileyen bir hava akımı meydana getiriyor. Şu anda görüntüde gördüğünüz gibi ve bu hava akımı sonucunda da ani beklemediğimiz iklimsel değişimleri, aşırı sıcakları yaşamaya başladı. Bunu Avrupa yoğun yaşıyor, bütün dünya yoğun yaşamaya başladı. Ülkemizde de yoğun bir şekilde görüyoruz. Son zamanlarda pek çok doğa olayının da altında hem küresel iklim değişimi, buna bağlı olarak da bunu tetikleyen El Niño dediğimiz bu sıcak hava akımının etkili olduğunu artık bütün uzmanlar ifade ediyorlar. Tabii bu sıcak hava akımı sonucunda önümüzdeki günlerde Türkiye'nin de içinde bulunduğu şu anda işte Libya'dan, Fas'tan doğru gelen bir hava akımı, Türkiye'nin de Ege bölgesi, Marmara bölgesi dahil olmak üzere Karadeniz'i içine alan bir bölgeyi önemli derecede farklı hava olayları etkileyeceği tahmin ediyor. Bu nedenle buna karşı yine son birkaç gündür yaptığım uyarılarda bütün uzmanların ve ilgililerin hazır olması, uyanık olması ve buna hazır olması gerekiyor. Tabii iklim değişiminin duyarlılık açısından baktığımızda dünyanın pek çok yerinde bu duyarlılığın hakim olduğunu görüyoruz ama Türkiye olarak bizim de önemli bir duyarlılığa sahip olduğumuz ve güneyden kuzeye doğru gelen bir kuraklıkla beraber bu iklim değişiminin Türkiye'ye yakından etkilediğini görüyoruz ki tarımsal faaliyetlerimizde bunun etkilerini biraz daha tartışacağız.
Peki küresel iklim değişimi dediğimiz bu hava olayının ısınması ki buraya bir cümleyle açmak istiyorum çok kıymetli dinleyenler. Çok tartışılan bir konu. Bazı uzmanlar küresel iklim değişimi yok diyor. Bazı uzmanlar küresel iklim değişiminin zaman zaman sıcak zaman zaman soğuk iklim değişimi şeklinde olduğunu söylüyorlar. Evet, dünyanın yaratılışından bu tarafa dünya zaman zaman soğuk bir iklim etkisi altına girmiş, zaman zaman sıcak iklim etkisi altına girmiş. Ama bu süreçte yani bazen 300 bin, 500 bin yıl gibi uzun süreleri kaplamış. Bazen de 3 bin, 5 bin yılla sınırlanmış. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz süreçte küresel ısınma dediğimiz bir ısınma süreci. Burada problem tabii bu belli bir dönem sonra tekrar soğumaya geçecek. Bu evrenin devam etmesi sonucunda. Ama problem şu, son 100 yıl içerisinde bizim dünyaya çok fazla müdahil olmamız, dünyanın atmosferi içerisindeki normal döngüyü aşırı derecede etkilememiz sonucunda bu süreci çok hızlandırdı. Ve yaşadığımız dünyanın yaşanan iklimsel şartlarını yaşanmaz hale getirmeye başladı. Problem burada. Yoksa dediğim gibi bu süreç doğal olarak yani yaratılıştan bu tarafa, dünyanın yaratılışından bu tarafa yaşanıyor. Ve bunun sonucunda da son yıllarda şunu görmeye başladık. Artık yağış rejiminin değiştiğini, mevsimlerin kaymaya başladığını, iklimin hızlı bir şekilde değişim gösterdiğini ve beklenmediğimiz iklimsel olayların ki bunu işte yangınlarla, hortumlarla, pek çok farklı olaylarla tetiklendiğini görüyoruz. O nedenle de yaşadığımız bu süreçteki bu iklimsel değişimin etkisinin tüm yaşamımızı etkilediğini ve günlük yaptığımız her faaliyet, her hareketin bu iklim değişiminin sürecini etkilediğini görüyoruz. Onun için zaten şu anda dünyada işte G20 zirvesinde ele alınıyor, G5'lerde ele alınıyor ve bütün dünya ülkeleri bir an önce bu sürece nasıl çözüm üretiriz? Çünkü dünya bir felakete doğru sürükleniyor. Buzullar erimeye başladı. Eğer böyle devam ederse önümüzdeki 50-100 yıllık bir süreçte denizlerin en az 1 metreye yakın kabarması bekleniyor. Bunun sonucunda da örneğin Türkiye açısından söyleyecek olursam işte Karadeniz bölgesindeyiz, Samsun'dayız biz. Bafra ve Çarşamba ovalarının önemli bir tarımsal ovamızın önemli bir kısmının su altında kalacağı hesaplanıyor. Veya Türkiye'nin işte Geliz Ovası'nın, Çukurova'nın tehdit altında olduğu hesaplanıyor. Bütün dünyada bu tehlikeler baş gösteriyor. Tabii iklim değişimi aynı zamanda hem yaşadığımız sürece hem insanoğlunu yakından etkiliyor. Çok değerli dinleyenler, zannediyorum bir hafta önceydi. Yine bir rapor yayınlandı Uluslararası İklim Değişimi Takip Komisyonu tarafından. Şu anda son bir yıl içerisinde dünyada yaklaşık 100 milyona yakın insanın iklim değişimi sonucunda yer değiştirdiği veyahut da göç tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını rapor ettiler. Uzmanların toplam raporlarına göre baktığımızda da dünyanın önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde yaklaşık olarak onda biri yani 1 milyara yakın insanın göç tehlikesi var. Böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Tabii bu tehdidin ülkemiz açısından da çok ciddi önemi olduğunu, ülkemizi de çok yakından ilgilendirdiğini, ülkemizi de son yıllarda önemli derecede etkilediğini hepimiz biliyor, yaşıyor ve görüyoruz. O halde bu tehdide karşı neler yapılmalı, Türkiye'de neler olmalı tartışmalıyız. Biraz önce ifade ettim işte kuraklık şeklinde bu tehdidi yaşıyoruz. Zaman zaman kış kuraklıkları, zaman zaman yaz kuraklıkları yaşıyoruz. Bu sene küresel iklim etkisine bağlı olarak El Niño etkisiyle beraber maalesef tarımsal üretimde çok ciddi bir darboğaz yaşıyoruz. Pek çok yerde beklenilen ve istenilen üretim performansını yakalayamadık. Ve ekim dikim sezonları değişmeye başladı, kaymaya başladı. Bunlar tabii ki bu sürecin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak hava etkisini zaten yaz boyunca hep beraber yaşadık. Önümüzdeki günlerde dalgalı bir değişim, zaman zaman aşırı soğuk hava etkisi bekleniyor. Zaman zaman sıcak hava etkileri yine devam edeceği tahmin ediliyor. İşte borandı, kardı, doluydu. Buna benzer pek çok etkiyle ki işte sel felaketi, fırtınalar, kıyı selleri özellikle çok
uyarılıyor son zamanlarda. Dolayısıyla bu etkileri hep beraber yaşayıp göreceğiz. İnşallah büyük bir felaketi yaşamadan bu süreci hazırlanır ve atlatırız diyor. Tabii Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'deki 1-2 derecelik sıcaklık artışı çok önemli bir değişim bedene getiriyor. Şu değerli dinleyenler, burada bir Karadeniz'e mesela bir parantez açmak istiyorum. Son 10-15 yılda Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı normal ortalamaların yaklaşık 4-5 derece üzerinde gidiyor. Bu sene daha yüksek. Ve bunun sonucunda da denizin ısınmasıyla beraber hem Karadeniz'deki buharlaşma, yani hidrolojik döngü etkisi değişiyor, hem de Karadeniz'deki canlı yaşamı doğrudan doğru etkilenmeye başladı. Bu balık üretimini etkiliyor, Karadeniz'in dediğim gibi ekolojik faunasını etkiliyor, pek çok parametreyi etkilemeye başladı. Bu tabii diğer bölgelerde de böyle. Ben Çin'de bulunduğumuz Karadeniz özellikle çarpıcı olduğu için örnek vermek isterim. Bu nedenle de önümüzdeki süreçte yağış rejiminde, mesela Karadeniz için önümüzdeki 30 yıl içerisinde yağışlarda bir miktar artış bekleniyor. Ama Türkiye'nin diğer bölgelerinde de hızlı bir azalış bekleniyor. Yani kuraklık etkisi bekleniyor. Tabii Karadeniz'deki artışla beraber başka tehditler ve tehlikeler de beraberinde geliyor. Bunu da farklı ortamlarda, farklı konu başlıklarına yine zaman zaman tartışmaya çalışıyoruz. Tabii iklim değişiminin genel anlamda tarıma etkisi nedir dediğimizde bir kere iklim, yani bitkisel ve hayvansal üretimin çevre faktörleri optimum şartlar, optimum sınırlar içerisinde olmadığı sürece biz ya onu sağlamak için yapay şartları zorlayacağız veyahut da o çevre şartlarını optimum sağlayacak zamanları takip etmeye çalışacağız. Bu takip etme demek, havaya bağlı olarak bizim ekim dikim zamanımızı değiştirmek, ekim dikim periyotlarımızı değiştirmek. Ama bir bakıyorsunuz sezon kısalmış, yetişmiyor, ürün yetişmiyor, ürünlerde problem başlıyor. Bunun tümünü, tüm ülkede yetiştiricilik şartlarını optimum şartlara getirmekte, yani her şeyi sera koşullarına almak da mümkün değil. O nedenle de ister istemez tarımsal üretim bu ani sıcaklık artışları, kuraklıktan doğrudan doğruya çok şiddetli etkilenmeye başladı. Biraz önce ifade ettim, biraz sonraki görsellerde göreceksiniz. Güneyden kuzeye gelen, kuzeye doğru kayan bir kuraklık etkisi var. Bir de bunu kış kuraklıkları tehdit edince, kar yağışları yağmayınca, tabii bu su kaynaklarımızı etkiliyor. Suyu ayrıca konuşmaya çalışacağım. Yeraltı suyu kaynaklarımızı, yerüstü suyu kaynaklarımızı etkiliyor. Bunun sonucunda da maalesef yaşadığımız şartlar yaşanamaz hale gelmeye başlıyor. Denizlerimiz etkileniyor dedik biraz önce. Doğrudan doğruya denizlerimizin etkilenmesi ekolojik dengeyi, hidrolojik döngüyü etkiliyor. Yetiştiricilik şartlarımızı çok yakından etkiliyor. Bu yağış rejimimizi etkiliyor. Bakıyorsunuz hiç yağmaması gereken zamanda ani şiddetli bir yağış düşüyor. Çok kısa sürede seller meydana geliyor. Veya 2 ay, 3 ay hiç yağmur yağmıyor. Toplamda baktığınızda belki bir bölgeye düşmesi gereken yağışa yakın yağış düşmüş olabilir. Ama bu sezona dağılmamışsa, üretim periyodunun normal bizim üretim periyodumuz sezonu içerisindeki düşmesini istediğimiz ve alıştığımız süreçte düşmemişse sizin bütün üretim şartlarınızı olumsuz etkiliyor. Ve buna bağlı olarak da tabii ki üretiminizi planlayamaz hale geliyorsunuz. İşte bütün bu olumsuz etkiler tarımı yakından ilgilendirmeye, etkilemeye başladı. Tarımsal üretimimizin önümüzdeki süreçteki en büyük darboğazını değişen iklim şartları, değişen hava şartları oluşturmaya başladı. Tabii Türkiye'de dediğim gibi son 20-30 yıllık bu süreç, önümüzdeki 100 yıllık sürecin yapılan bir takım modelleme çalışmaları, tahmin çalışmalarıyla bizi çok daha fazla etkileyeceği, bunun için de bir an önce bu süreci önleyecek, bu süreci durduracak, bu süreci yavaşlatacak tedbirlerin devreye konulması ve buna bağlı olarak da bu sürecin olumsuz etkilerini giderecek çalışmaların ele alınması
olmazsa olmazlarımız arasına girdi ki Tarım Bakanlığımızın bu konuda ciddi çalışmaları var, ilgili bakanlıklarımızın, ama tabii bu yetmez. Herhalde şu konuşmamızın sonunda da neler yapılmalı sorusunun cevabını yine vermeye çalışacağız. Genelde iklim değişimin, biraz önce ifade ettim ama, verim azalışı, sulama suyu maliyeti ve su kullanımındaki etkileri, hasat zamanının, dikim zamanının yani üretim periyodunun değişmesi, ürün yetiştirme elverişliliğinin azalması ve hastalık ve zararlılar, ki en önemli problemlerden bir tanesi de bu son yıllarda artık kontrol edilemez noktaya gelen bir takım zararlı, örneğin bu sene Karadeniz bölgesinde geçen yıllarda meydana gelip azalan işte bir Amerikan beyaz kelebeği etkisi veya işte buna benzer mantari hastalıkların gelişimi fındığı çok yakından etkilemeye başladı. Karadeniz'in veya ülkemizin ana ürünü. Dolayısıyla her bölgede buna benzer etkileri görmek mümkün. Tabii Türkiye'deki ve dünyadaki iklim değişiminin sürecine baktığımızda yansıda da gördüğünüz gibi Türkiye'de bizim hemen hemen tehlike sınırları içerisinde olan ülkeler arasında olduğumuzu görüyoruz ki koyu kahverengi ülkeler en çok etkilenen, ikinci derecede etkilenen ülkeler içerisindeyiz iklim değişiminde. Peki iklim değişiminin tarım üzerine bu etkilerini değerlendirdiğimizde genelde dediğimiz gibi kuraklık ana öge. Kuraklığa baktığımızda çok değerli dostlar, özellikle tabii sadece yaz kuraklığı olarak ele almayalım bir. İkincisi, çoğumuz kuraklığı hep yanlış algılıyor. Sanki kuraklık yağmurun yağmaması. Biz yağış rejiminin değişmesi, istenmeyen zamanda ani yağışların düşmesi, hepsi bir kuraklık sürecinin sonucu olarak karşımıza çıkan bir süreçtir. O nedenle de kuraklığı uzmanlar işte meteorolojik kuraklık, hidrolojik kuraklık, tarımsal kuraklık gibi isimler altında tanımlıyorlar ki tarımı en çok ilgilendiren tarımsal kuraklık dediğimiz toprakta bitkinin yararlanabileceği yeter miktarda suyun bulunmaması. Bakın bu sene Karadeniz bölgesi ki son yıllarda yani bundan 5-10 sene önce Karadeniz'in sulama hemen hemen hiç tartışılmıyordu Samsun'daki ovalar dışında. Ama bu sene Karadeniz bölgesinde Ordu, Giresun'da bile biz fındık bahçelerinde sulama ihtiyacından bahsetmeye başladık. Oraya doğru gittiğimiz bir süreci yaşıyoruz. O nedenle de dediğim gibi kuraklık, bakın NASA'nın son haritalarına göre Türkiye'nin geçen sene yaşadığı kuraklık haritasını hepimiz zaman zaman şeylerde görmüşüzdür. Türkiye'nin tamamı neredeyse belli periyotlarda bu riskle karşı karşıya. Hemen görselin en altındaki harita çok önemli değerli dostlar. Bu yaklaşık 8-10 yıl önce yine Avrupa Meteoroloji Birliği'nin çalışmalarında ortaya kondu. Ve eğer böyle devam ederse Türkiye'nin önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde çölleşmeyle karşı karşıya kalacağı bir model çalışması ve Karadeniz bölgesi dışarısındaki diğer bölgelerin tamamının kuraklık riskinin çok yüksek olduğu ortaya koydu. Yani önümüzdeki 30-40 yıl sonra Türkiye'de neredeyse yeşil kalıp yaşanabilecek, yeter yağış alabilecek tek bölge Karadeniz bölgesi gibi gözüküyor. Bu model çalışmasına göre. O nedenle de son zamanlarda Karadeniz bölgesi ön plana çıkmaya başladı. Turizm yatırımlarının ön plana çıkmaya başladı. Ama tabii bu Karadeniz bölgesinde başka tehlikelerin de beraberinde getirmeye başladı. Kuraklığı biraz önce söyledim. Dediğim gibi çok fazla terminolojik tanımlara girmeden sohbetimi sürdürmek istiyorum. Ama 2030 ile 2050 yıllar arasındaki bir yine model çalışmasında Türkiye'nin riskinin çok yüksek olduğunu buradaki bu model çalışması sonucunda haritada görüyoruz. Özellikle de bakın İç Anadolu, Marmara, Ege bölgesi çok ciddi risk altında olan bölgemiz ama Türkiye'nin her yeri benzer. Yani şuradaki skaladan baktığımızda kuraklık riskiyle karşı karşıya olduğumuzda yine yapılan çalışmalarla böyle devam ederse, iklim değişim şartları böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda bizi bu tehlikelerin beşlediğini görüyoruz ki dünyanın çöl haritasını NASA yayınladı. Bu NASA'nın yayınladığı haritada Türkiye'nin büyük oranda çölleştiğinde yine yapılan haritalarla ortaya koyulmuş durumda maalesef. İşte çölleşme riski olan bölgeler Türkiye'de İç Anadolu tamamen şu anda bunu yaşıyor. Güneydoğu Anadolu yaşıyor ama Türkiye'nin pek çok yeri bunu yaşamaya başladı sevgili dostlar.
Alışılagelen iklimsel değişimin dışına çıkıldığında neler olur? Hep söyledik baştan beri. Burada onları sıraladık. Tekrar böyle madde madde saymayacağım. Ama dediğim gibi iklim değişiminin hepimizi etkileyen, doğrudan doğruya etkisini gösterdiği bu olaylarla bundan sonraki süreçte daha sık karşılaşacağımız bir gerçektir. Tabii işte toprak verimliliğinin azalması, erozyon etkisi, bunun Türkiye'de daha yaygın görülmeye başlaması, drenaj sorunlarının artması, Türkiye'nin pek çok yerinde ani yağışların selleri meydana getirmesi. Bunu tabii iki aşamada ele almak lazım. Tarımsal drenaj problemi, bir de şehirlerimiz var değerli dostlar. Şehirlerde de bu problem çok büyük risk taşımaya başladı. Özellikle son yıllarda sellerde şehirlerimizin yaşadığı felaketleri hepimiz biliyoruz. Onun için de şehir drenajı. Çünkü betona döndürdük bütün şehirlerimizi. Yağan yağış beton yüzeyinden yüzey akışı geçiyor. Bir bakıyorsunuz sel felaketini beraberinde getiriyor. Tabii diğer parametrelerle beraber. O nedenle aşırı yağışları zaten söyledim biraz önce. Çok sık görmeye başladık. Hiç beklemediğimiz yerlerde beklemediğimiz şiddetli yağışlar almaya başladık. Bundan sonraki süreçte artarak devam edeceğini hesaplanıyor. Tabii bitki örtümüz değişiyor. Güneyden kuzeye doğru kayan bir bitki örtüsü değişimi var sevgili dostlar. Hem denizden yükseldikçe değişen bir bitki örtüsü hem de güneyden kuzeye kayan bir bitki örtüsü. Yani üretim paternimiz, üretim alanlarımız, üretim şekillerimiz değişmeye başladı. Tabii besin maddesi eksiklikleri, yeter yağışı, yeter besini alamadığı, yeter sulamayı alamadığı sürece bunlar gelecek. Hastalıklardan bahsettik ve bütün dünyada kısaca sadece bakın tahıllar bazında baktığımızda ekvatordan kuzeye doğru kayan bir üretim değişimi görüyoruz. Yani üretim alanları daha kuzeye doğru kaymaya başladı. Bu da bütün tarımsal üretimi ki Türkiye'de bunun içinde değiştiğini bizlere gösteriyor. Türkiye'deki tarımsal üretim değişimini gösteren en önemli haritalardan bir tanesi. Bu önemli bir çalışma tabii. Üzerinde saatlerce konuşabiliriz ama biraz önce söylediğim gibi güneyden kuzeye doğru kayan bir üretim değişimi söz konusu. Tabii Türkiye çok özel bir ülke. Üç tarafı denizlerle çevrili. Orografi yapısı nedeniyle Türkiye iklimsel değişimlerden çok hızlı etkilenebilen ve her bölgesi farklı etkilenen bir ülke. Yani sabit bir değişimden bölgesel veya işte şuradan şuraya her bölgeyi farklı etkileşimle karşı karşı olduğunu, her bölgeyi farklı incelemek gerektiğinde ifade etmemiz gerekiyor. Baktığımızda iklim değişiminin ülkemiz üzerindeki en temel etkileri bir kere doğal ekolojimizi değiştiriyor. Yani ekolojimiz değişti. Aynı zamanda orman alanlarımız, orman veya yeşil alanlarımız, orman üretimimiz değişti ki ağaçlarımız azaldıkça, ormanlarımız azaldıkça iklim değişiminin etkisinden daha fazla etkilenmeye, hidrolojik döngü, atmosfer içerisindeki karbondioksit, oksijen dengesi değişiminin doğrudan etkilendiğini hepimiz biliyoruz. Tabii su kaynakları, suyu ayrıca ele alacağım ama ana hatlarıyla söyleyeyim. Su kaynakları çok ciddi değişmeye, etkilenmeye başladı. Bunun sonucunda da tüm tarımsal faaliyetlerimiz ve tarımsal yaşam alanlarımız daralmaya başladı, değişmeye başladı sevgili dostlar. Aynı zamanda Türkiye özellikle tarımsal üretimde ana üretim alanları olan işte Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri yarı kurak ve kurak iklime doğru geçmeye başladı. Tabii bu süreç hepimizi yakından etkilendiriyor. Aslında kısaca şunu söylemek lazım ki bütün verileri bir analiz ettiğimizde masaya koyduğumuzda acil çözümlerin üretilmesi gerektiği, çok hızlı bir şekilde çözümleri üretecek çalışmalara yönelilmesi gerektiğini bize gösteriyor. Ha, bu konuda yeter hızlılıkta hareket ediyor muyuz sorusunun cevabını ben çok kıymetli bilim adamlarına ve siz sevgili dostlarıma bırakmak istiyorum. Türkiye etkilerini dediğim gibi saymayla bitmez. Son yıllarda verdiğim konferanslarda yanlış hatırlamıyorsam
Bursa'da bir konferans vermiştim. Dedim ki bundan 30 yıl sonra Uludağ'da kayak yapamayacaksınız dedim. İnsanlar bana gülmeye başladı. Bir gazete manşetten vermişti. Bu sene bakın Uludağ'da Ocak ayındaydı. Ben Bursa'ya gittim. Uludağ'da kar yoktu ve oteller belli bir dönem kapanmak zorunda kaldılar. Erzurum'da aynı şeyi yaşadık. Pek çok bölgede yaşıyoruz. Fındık ve çay Karadeniz bölgesinden daha kuzeye doğru kayma riskiyle karşı karşıya. Hatta yeni bir konuşmamda dedim ki 30 yıl sonra Karadeniz'de pamuk yetiştirirsek şaşmayın dedim. Tabii bu pamuk yetiştireceğiz anlamında değil ama süreç bizi oraya doğru, o tarafa doğru, iklimsel şartlar, üretim şartları oraya doğru sürüklemeye başladı değerli dostlar. Evet, tarımla ilgili bu kısa konuşmadan sonra dediğim gibi çok sıkmadan birkaç cümleyle su ile ilgili de önemini ve su ile ilgili de nasıl etkiliyor dünyayı ve Türkiye'yi buna değinip toparlamak istiyorum konuşmamı. Dünyadaki su varlığımızı hepimiz biliyoruz. Defalarca dinliyorsunuz. Maalesef dünyadaki var olan tatlı su kaynakları dünyadaki suyun %3'ünden az. Ama bu tatlı su kaynaklarının hepsini kullanamıyoruz. Yaklaşık 8-9 milyar insan bu tatlı su kaynaklarının ancak yani %3'lük kısmı %1'ini kullanıyor. Yani 10 binde 3'ünü falan kullanabiliyoruz. Türkiye açısından baktığımızda yıllardır Türkiye'yi hep su zengini ülke olarak kabul ettiler. Öyle anlatıldı bizlere. Ama geldiğimiz noktada şunu görüyoruz ki Türkiye su zengini değil tam tersine su fakirliği sınırında olan su stresi yaşayan bir ülke. Bir ülkenin su zengini olabilmesi için ülkedeki kişi başına su miktarının 8 bin metreküpün üzerinde olması lazım. Türkiye'de maalesef şu anda toplam su varlığımız DSİ'nin rakamlarıyla söylüyorum 112 milyar metreküp ve bu su varlığımızın da yaklaşık olarak 85 milyon resmi nüfusumuz gayri resmi 95 milyon böldüğümüzde kişi başına 1300 metreküp falan düşüyor. Yani su stresi taşıyan bir ülke olma 1000 ile 2000 metreküp arasında suyun olması tam su stresi. Hatta bölgesel bazda baktığımızda Türkiye'nin belli bölgelerinde kişi başına su miktarı su fakirliği sınırı olan 1000 metreküpün altına düştü. Örneğin Marmara, Trakya, hatta Ege bölgesi bunlar içerisinde belli ölçüde sayılabilir. Dolayısıyla gerçekten Türkiye su fakirliği sınırında olan, fakirliğe girmiş olan, stres çeken, çok ciddi risk olan bir ülke. Bir de son yıllarda yaşadığımız kuraklık, yağış rejimi değişmesi, periyodik değişimler bunu biraz daha tetikliyor. Ve işte bu yaz yanlış hatırlamıyorsam 6-7 ay önce yaptığım bir konuşmada metropollerde hanımlarımız bidonlarını hazırlasınlar dediğimde insanlar biraz dudak bükerek bakmışlardı. Ama bugün İstanbul'un yaşadığı sıkıntıyı hep beraber görüyoruz. Bursa'nın o bölgedeki pek çok ilimizin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Ve diğer bölgelerde de benzer riskler var. Evet, riski az olan bölgelerimiz var. Biraz daha şanslı olan ama Türkiye geneline baktığımızda büyük oranda bu riski yaşadığımızı görüyoruz. Su ile ilgili bir iki cümle ifade etmek istiyorum. Kafamızda daha net canlansın diye sevgili dostlar. Dünyada şu anda 8 milyar insanın yaklaşık 2,5 milyarı sağlıklı yeterli suya sahip değil. Yani neredeyse dünyanın %30'u, %40'ı sağlıksız suyla şu anda yaşıyor. Hatta 1 milyarın üzerinde insan yeter içme suyunu bulamıyor. Yine en son bu konudaki UNESCO'nun ve Dünya Meteoroloji Birliği'nin raporlarına göre 1 milyara yakın insan günde 2 litre su ile yaşamını devam ediyor sevgili dostlar. Bir insanın günlük sadece içme ihtiyacı olan su kilosuna bağlı olarak değişmekle beraber 2 ila 3 litredir. Ama bir insan tuvalet ihtiyacı, temizlik ihtiyacı, yemeğe ihtiyacı, içmeye ihtiyacı, bütün ihtiyaçlarını 2 litre suyla yaşadığını düşündüğünüz bir dünyada bu insanların nasıl yaşayabileceğini sizler hayal edin. Dolayısıyla böyle bir dünyadaki krizle karşı karşıya ve dünyanın yaklaşık şu anda %40'ında bu kriz var. Önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde 54 ülkenin su kriziyle karşı karşıya kalacağı hesaplanıyor yine.
Tabii su dediğimizde sadece var olan suyun doğru kullanılması değil, işte biz su ayak izi diyoruz ki burada iki tane terminolojiyi sizlerle tekrar açmak istiyorum. Eskiden biz tarımcılar olarak ki sayın rektörlerim tarımın önemini konuşmacılar hepsi ifade ettiler. Şunu söylerdik, birim alandan maksimum üretim alma yöntemi işte ziraat mühendisliğinin ana hedeflerinden bir tanesi diyorduk ama artık günümüzde bu sloganlar da değişmeye başladı. İki tane yeni slogan hayatımıza girdi. Birincisi karbon ayak izi, ikincisi su ayak izi. Karbon ayak izi dediğimiz olay dünyadaki karbon üretiminin her yapılan faaliyetteki süreci. Avrupa Birliği son çalışmalarında karbon ayak izi çalışmalarını ve bütün üretimlerdeki karbon ayak izinin sıfırlanması noktasındaki çalışmaları desteklemeye hedefler koymaya başladı. 2023 karbon ayak izi, karbon üretimini azaltma, 2025 karbon, sıfır karbon hedefine yönelme, 2030'da ise sıfır karbon üretimine doğru geçiş gibi hedefler, yeşil mutabakatta bunlar var. Dolayısıyla artık bundan sonra bütün faaliyetlerimizde karbon ayak izini dikkate almak zorundayız. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, günlük yaşantımız, her yaşantımızda atmosfere salacağımız karbon üretimi, karbon miktarı, gaz üretimi bunların bedelini ödemek zorundayız. Buna göre hazırlanmak zorundayız. Bu kavramı unutmayalım. İkincisi de su ayak izi. Su ayak izi dediğimiz olay da herhangi bir üretim başlangıcından bitişine kadar kullandığımız toplam su miktarı. Örneğin bir hayvanın tohumdan bitkinin büyümesi, gelişmesi, hayvanın onu yemesi, ete dönüştürmesi, hayvanın kesilmesi, etin önümüze gelmesi, pişmesi, tekrar geri dönüşmesi sürecindeki kullanılan su, o etin, örneğin 1 kilo bonfile etin elde edilmesi için kullanılan toplam su demektir ki buna su ayak izi diyoruz. Örneğin 1 kilo bonfile eti için neredeyse 10 ton su tüketiliyor veya 2 dilim ekmek için 1,5 ton su tüketiyoruz. Geçenlerde yine böyle bir konuşmada televizyon programında bir hanım kardeşim dedi ki hocam siz diyorsunuz ki bir kase su yaklaşık 3,5 ton su ile üretiliyor diyorsunuz. Su ayak izi biliyorsunuz. Ben hesap ettim. Türkiye 85 milyon olsa her birimiz öğlen tabağımızda bir adet pirinç bıraksak. Bu yaklaşık 1,7 ton pirinç yapıyor. Bir kase pirincin 3,5 ton su ürettiğini düşünürseniz sadece tabağımızda öğlenleri bıraktığımız bir adet pirinçle bir baraj suyu israf ediyoruz. Hakikaten israfın büyüklüğünü ve vehametini anlatması açısından da oldukça önemli bir benzetmeydi. Dolayısıyla değerli dostlar, tabii var olan suyumuzla ilgili biraz önce ifade ettim. Türkiye'nin 112 milyar metreküp suyunun yine son rakamlarına göre yaklaşık 57-58 milyar metreküp fiili kullanıyoruz. Ve bunun 40-45 milyar metreküpünü tarımda kullanıyoruz. Problem tam da burada başlıyor değerli dostlar. Tarımda kullandığımız suyun randımanı %43. Yani %57'si, ortalama %60'ını israf ediyoruz. Diğer bir ifadeyle 40 milyar, 45 milyar metreküp suyun 25 milyar metreküpünü boşa kutluyoruz. Neden? Sulamayı doğru yapamadığımız için, sulamayı bilmediğimiz için, açık sulama sistemlerine hala devam etmek zorunda kaldığımızdan, kendimizi revize edelim, çiftçimizin bu konuda bilinçsiz olması, sulama mühendislerimizin aktif halde bu işlerin başında olmaması, sulamayı hiç bilmeyen insanların sulamayı yönetmek zorunda kalması gibi pek çok sebep sayabiliriz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Türkiye 85 milyon. 85 milyon insanın 1,5 yılda evde ve sanayide tükettiği sudan fazla suyu biz sadece tarımda her yıl israf ediyoruz. İsrafımızın boyutu açısından bu çok önemli. Çuvaldızı kerindiğimize batıralım. Çünkü ben tarımsal yapılar ve sulama bölüm başkanıyım. Bu konularla uğraşıyoruz ama yıllardır bu konuda bir çaba göstermemize rağmen en büyük dertlerimizden birisi hala böyle devam ediyor. Elbette ki diğer alanlardaki israflar çok önemli. Dediğimiz gibi iklim değişiminin su üzerine etkilerini saatlerce anlatabiliriz sevgili dostlar. Aslında buradaki her bir slaytın üzerinde ben bir konferans verebilirim. Ama çok fazla sıkmadan toparlamak istiyorum. Bir kere su dünyada olmazsa olmaz ana kaynağımız.
Su kainatta Yaradan'ın bizlere bahşettiği en mükemmel madde. Keşke bugünkü konuşmalarımızdan bir tanesini sadece suyu tanımak üzerine kurgulayabilsek. Ben her gün suyu tanıdıkça ona hayranlığım artıyor. Yaradan o kadar mükemmel bir maddeyi bize bahşetmiş ki. Kur'an-ı Kerim'de yüzün üzerine ayet-i kerimesi suya atıf yapmış. Ve sadece bir özelliğinden bahsedip burayı geçeceğim. Bakın hepimiz ilkokul ortaokul yıllarından biliyoruz. Su artı 4 santigrat derecede en ağır noktada. Yani bir litresi bir kilo. Soğudukça hafifliyor, ısındıkça hafifliyor. Örneğin buz sudan hafif. Niye? 0 santigratlara doğru indikçe hafifliyor. Peki neyi sağlıyor? Yaradan niye kainatta başka hiçbir maddenin katısını sıvısından hafif yaratmamış da suyu böyle yaratmış? Eğer böyle olmasaydı bütün göller ve denizler alttan olurdu. O zaman yaşam olmaz. Halbuki şimdi buzullarda, kutuplarda dışarısı eksi 70 derecede buz denizin üzerine kaplıyor. Altta 10 metre aşağı iniyorsunuz. Deniz suyu sıcakta 18 derece canlılık ve yaşam devam ediyor. Evin duvarlarını bizi koruduğu gibi o buz tabakası da denizi koruyor. Üstten donmasını sağlayan ana etken. Isındıkça hafiflemeseydi atmosfer içerisindeki hiçbir hareket olmazdı. Hava hareketinden bitkilerdeki su hareketine kadar. İşte adezyon kuvveti, kohezyon kuvveti pek çok terminolojiyi kullanabiliriz ama bakın bir ağacı ele alın sevgili dostlar. Ağacın köklerindeki kılcal köklerin suyu almak için kullandığı basınç 15 atmosfer. Yani plastik bir hortumu elinize alın, musluğa bağlayın. Açtığınızda 150 metreye musluktan gelen su çıkıyorsa 15 atmosfer eşittir. Bu basınçla bu küçücük kılcal kökler suyu topraktan almak istiyor. Daha müthiş bir rakam söyleyeyim size. Bir buğday tohumunu dişinizle kıramazsınız. Tohumu toprağa atıyorsunuz. Su bunun içerisinde giriyor, embriyoyu canlandırıyor, işte mayoz bölünme, mitoz bölünme, bir bakıyorsunuz asfaltı bile delen bir güçle çıkıyor. İşte o tohumu patlatan suyun basıncı 400 atmosfer. Yani değerli dostlar, plastik bir hortumdan 4 kilometreye suyu fırlatan bir basınç. Ve o ağaç kökleri suyu alıyor, içerisinde bir pompa yok, motor yok, tıkır tıkır tıkır, tıkır suyu yapraklardan dışarı çıkarak bütün görevini yapıyor. Tüm işlevlerini yapıyor. Çünkü bitkiye besini sağlayan, taşıyan ana öğe. Böyle bir maddeden bahsediyoruz. Dediğim gibi saatlerce özelliğini anlatsak bitiremeyiz. Ama baktığımızda suyun pek çok özelliğinin bu süreçte sıcaklığının, pH'sının, çözünen oksijen oranının, mikro kirleticilerin etkisinin, biyolojik parametrelerin etkisinin suyu kirletmede karşımıza önemli bir problem çıkardığını görürüz. Tabii bu kirlenme ve etkiler sonucunda dediğimiz gibi yağış yoğunluğu, yağış rejiminin değişimi, buharlaşma sistemi yani atmosfer içerisindeki döngü. Bakın sizlere şu anda beni izleyenler şu elimdeki suyun içerisindeki su damlasını acaba hayal ettiniz mi hiç? Bunun içerisindeki bir damla su bundan 100 bin yıl önce hangi canlının bünyesindeydi? Binlerce defa gidiyor atmosfere geliyor ve hala fonksiyonu aynı şekilde devam ediyor. Böyle mükemmel bir madde. Ama biz yaptığımız her müdahaleyle bunun atmosfer içerisindeki dönüşümü ve değişimini etkiliyoruz. Bunun atmosfer içerisindeki tabii ki oluşumunu etkiliyoruz ister istemez. O nedenle bunun sonucunda da işte yağış düşmesi gereken zamanda düşmüyor. Kar yağmıyor, kar yağmayınca yeraltı suyu beslenemiyor. Yeraltı suyu beslenemeyince problemler, işte su kıtlığı başlıyor. Bakın Karadeniz bölgesi, Türkiye'nin en yeşil bölgesi diyoruz. Ama Karadeniz bölgesinin bir problemi var. Dağlardan denizlere çok dik inen bir bölge. Suyu depolayabilecek yeraltı depo kaynakları çok sınırlı. Yağış hızlı bir şekilde denize iniyor. Onun için sürekli yağışın olması lazım ki yeşil kalsın. Karadeniz bölgesinin ana ögeleri pınarlardır. Son yıllarda maalesef insanoğlunun müdahalesi yaptığımız HES'ler veya işte bu ani iklim değişimleri, deniz suyu sıcaklığından dolayı buharlaşma, yüzey, dağların tepesindeki yüzey buharlaşmaları hidrolojik çevrimi etkiledi ve bizim pınarlarımız kurudu Karadeniz'de. Yani can damarlarımız kurumaya başladı. O nedenle zaten
tehlike büyük boyutlara ulaşmaya başladı diye defalarca ifade ediyoruz. Diğerlerini tekrar tekrar saymak istemiyorum sevgili dostlar. Dolayısıyla demek ki gerçekten bizi bekleyen bir tehlike suyun ve su kaynaklarının etkilenmesi. Baktığımızda şu anda Türkiye'deki pek çok barajımızın bırakın sulamayı içme suyu sağlama noktasında bile risk taşıdığını görüyoruz. Ve normal doluluk seviyesi bu sezonda olması gerekenin neredeyse onda birini bile taşımayan yerlerimiz, barajlarımız var. Tabii bunun sonucunda yaşadığımız felaketleri ayrıca ele almak istemiyorum. Bunların oluşturduğu iklimsel süreci, biyolojik süreci defalarca tekrar ettiğim bu konuları tekrar tekrar ifade etmek istemiyorum. Ama şunu görüyoruz ki iklim, en çok iklim değişimi, El Nino dediğimiz olay, su kaynaklarını etkiliyor. Yani ana damarımızı, yaşam kaynağımızı etkiliyor sevgili dostlar. Onun için hepimiz bir an önce bu konuda duyarlı hale gelmeli ve çözüm üretmeliyiz. Dün daha bir toplantıda bir grup belediyeci arkadaşa özellikle su hasadı, yağmur suyu hasadı, suyun geleceğe taşınması ile ilgili bir çalışma ve sunu yaptım. Orada da ifade ettim. Artık bizim sadece mevcut kaynaklarımızı doğru kullanmak yetmiyor. Geri dönüştürülebilir su, su hasadı, yağmur suyu hasadı gibi kavramları gündemimize alıp suyu optimum ve geleceğe taşıyabilir. Yani torunlarımıza bugünkü yaşadığımız dünyayı yaşayabilir bir süreci bir an önce uygulamaya koymamız gerekiyor. Bu noktada da en büyük tabii ki görevler yerel yönetimlere düşüyor sevgili dostlar. Bakın özellikle 2050 yılına doğru dünyadaki su krizinin yaşanabileceği bölgeler ki Türkiye bunların başında, Avrupa bunların başında geliyor değerli dostlar. Tabii iklim değişiminin su kaynaklarına etkisi hangi şekillerde görülebilir? İşte su baskını, ani kuraklık sonucunda birdenbire hızlı yağış rejimi, şiddetli ve kısa süreli yağış seli meydana getirir. Veya uzun süreli kuraklık periyotları yağışın düşmemesi, hidroelektrik güç kaynaklarımızın etkilenmesi, işte kar ötküsünün azalması, kar miktarının azalması, geçen senenin en büyük problemi buydu. Yeraltı suyu beslenmesi, yeraltı suyumuz çok ciddi risk taşıyor bütün ülkemizde. Yine defalarca ifade ettim. Bizim özellikle bu süreçte tatlı su kaynaklarımız, yeraltı sularımız, sulak alanlarımız çok ciddi etkilenmeye, zarar görmeye başladı. Bunları korumamız ve geleceğe taşımamız lazım. Bu konuda da dediğim gibi bütün kurumlarımızla, bütün birimlerimizle bunları koruyacak süreci başlatmak zorundayız. Nehir akış rejimlerimiz değişti sevgili dostlar. Yeraltı suyunu söyledim, su kullanım şeklimiz değişmeye başladı. Su kullanımımız maalesef tarımsal sulama için bırakın içme suyu için bile su bulamamaya başladı. Su kalitemiz bozuldu. Çok ciddi bozuldu. Çünkü suyun kalitesi, ben zaman zaman şöyle örnek veriyorum. Müsaade ederseniz bir cümleyle onu da bahsedeyim. Saf su, yani kaynattığınız içerisinde hiçbir madde yok, hiçbir bileşen yok. Hidrojen ve oksijenden elde ettiğiniz su. Hiçbir işinize yaramaz. Tadı tuzu yoktur. Hiçbir faydası yoktur. Neye benzer biliyor musunuz bu suyu içerseniz? Bir kuru süngeri ıslak masanın üzerine koyun. Masanın üzerindeki suyu nasıl o kuru sünger emerse aynen o suyu kuru süngerin suyu emdiği gibi siz de bu saf suyu içtiğinizde vücudunuzdaki besin elementlerini emer ve zenginleştirir. Halbuki suyun görevi besin elementlerini çözmek, İnsan, hayvan ve bitkinin beslenmesi için taşımaktır. Onun için suyun bileşimi, suyun kalitesi zararlardan arınmış ama faydalı besin elementlerini içinde bulunduran, yeter oranda bulunduran bir madde olarak devamının sağlanması lazım. Bu anlamda da tabii ki önemli değişimler söz konusu. Deltalarda, deniz artık kenarlarında deniz karaları yemeye başladı. Bu konuda bizim Karadeniz bölgesinde ben iki tane doktora çalışması yaptırdım. Batı Ovası'nda bile sadece deniz suyu girişiminin 6-7 kilometre karaya doğru etkili olduğunu yine yapılan çalışmalarda ortaya koydum.
Bütün Türkiye'de bu tehditlerin başladığını görüyoruz. O nedenle sevgili dostlar, suyu doğru kullanmayı öğrenmek ve suyu korumayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben burada bir slayt koydum. Bunun gerekçesi su. Suyu çok fazla tanımıyoruz dedim. Biz suyu üçe ayırıyoruz. Aslında dörde ayırıyoruz ama siyah suyu burada ayırdım. Siyah su tamamen kirli su dediğimiz, tuvaletlerde falan elde ettiğimiz, hiçbir şekilde geri dönüştürülemeyen su. Ama yeşil su, gri su, mavi su. Bizim en çok kullandığımız üretimde, yaşamımızda kullandığımız sulardır. Tabii burada özellikle yüzey ve yeraltı suyu dediğimiz sulara mavi su diyoruz. Atmosferde yağmur nedeniyle gelen sulara yeşil su diyoruz. Bir de kullanıp tekrar ıslah ederek, arıtarak geri döndürdüğümüz sulara da gri sularımız diyoruz. Bir üretimde artık Avrupa'da temel kriter şu üretimin başarısı, o üretimde gri su kullanımı ne kadar arttı? Yani suyu geri kazanım, sürdürülebilir olarak ne kadar artırdığımız bizim bütün üretimlerde, örneğin bir hayvanın beslenmesinde, bir gömleğin üretiminde gri suyu ne kadar arttı? Şu anda Türkiye'de maalesef pek çok üretimde hala bizim yeşil su kullanım oranımız %90'larda, mavi su kullanım oranımız %7-8'lerde, gri su kullanım oranımız çok düşük %2'de. Bazı alanlarda %5, bazı alanlarda %2'lerde, 3'lerde. Bunu ne zaman %20-25'lere çıkarırsak bir başarı elde edebiliriz diyebiliriz sevgili dostlar. Evet, dediğim gibi çok sıkmayacağız dedik ama başkanın da sabrına sığınarak yarım saati geçti herhalde. Birkaç cümleyle toparlamak istiyorum müsaade ederseniz. Tabii iklim değişiminin özellikle atmosferdeki sera gazı salınımları sonucunda olduğunu biliyoruz. Ve hepimiz buna karşı duyarlı hale gelmemiz lazım. İklim değişimine sebep olan etkileri çok iyi analiz etmemiz lazım. Bu noktada yine son yıllarda yaptığım çağrıyı tekrarlamak istiyorum. Bakın sevgili dostlar, Türkiye'de biz bir pandemi süreci yaşadık. Yeni bir tehditten bahsediyorum. Bu pandemi sürecinde bir başarı yakaladıysa dünya, insanlık ve Türkiye. Türkiye'deki neden pandemi sürecindeki bilim kurulundan kaynaklandı. O halde bizim hızlı bir şekilde Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, başkanımızın tensipleriyle, bakanlığımızın önderliğinde bir tarım ve su çevre bilim kurulunun kurulması lazım. Evet, şu anda Türkiye'de bu konuda bir bilim kurulu var sevgili dostlar. Ancak bilim kurulu üyeleri maalesef üzülerek söylüyorum. Genel müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, yani bu işin başındaki icraatçı kuruluşlar. Tam tersi olmalı bilim kurulu. Bu işten anlayan uzman insanlar, tarımdan, sudan, çevreden, ilgili birimlerden, bu işte çalışan insanlardan oluşan bir bilim kurulunu çok hızlı bir şekilde devreye koymamız lazım. Bu devreye koyuş yetmez. Ülkenin, devletimizin temel politikalarına paralel yerel yönetimlerimiz hızlı bir şekilde artık aktif hale geçmiş. Bir kere 85 milyon insanı bu konuda duyarlı hale getirmeliyiz. Eğitmeli ve öğretmeliyiz. Yöneticilerin bilmesi yetmez. Kurumların bilmesi yetmez. Uygulayıcıların da öğrenmesi lazım. Bu da yerel yönetimlere düşer sevgili dostlar. Onun için yerel yönetimler artık eli taşın altına değil, vücudu taşın altına koyma zamanı geçti bile. Bakın bütün büyük şehirlerin bir kırsal kalkınma birimleri var. Bunun altında su yönetim birimleri, o bölgedeki suyu bilen insanlardan oluşan, dediğim gibi üst bilim kuruluyla paralel hareket edecek birimler oluşturulup, bölgesel ve kurumsal çözümler üretilemezse yarınlarımızı kontrol altına almamız oldukça zor. Tabii burada işte karbon üretimi, gaz üretimi, bunların kontrol edilmesi, karbon yutak alanlarının oluşturulması, yani ütopik bir takım tedbirleri söyleyebiliriz. Ama kısaca sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir su kullanım kavramını gerçekleştirebilmek için bu konuda uzmanların raporları, görüşleri ve önerileri dikkate alınarak çözümler üretilmeli sevgili dostlar. Aksi takdirde felaketi yaşadığımızı hepimiz duyuyoruz. Felaket geçtiğinde biz her şeyi unuturuz. Böyle bir hafızamız var maalesef. Özellikle işte toprak korunması,
toprak, su, hava, yani çevre. Bu üç ana ögenin korunması ve geleceğe taşınması, torunlarımızın yaşayabileceği dünyaya taşınması en önemli sürecimiz olarak ele alınmalı. Yani bu sürecin devamında işte su yönetimiyle ilgili, suyu az kullanan bitkiler, suyu su tasarrufu yapan bitkiler, su tasarrufunun geliştirilmesi, saatlerce çözümler sayabiliriz. Sadece su tasarrufu konusu bir konferans konusu. Yağmur suyu hasadından tutun da geri gri su, yani geri dönüştürülebilir suya kadar. Yağmur suyunun vereceği çevre zararına tutun da bir şehirlerde yağmur suyu kontrolüne kadar pek çok konu ele alınıp tartışılabilir. Veya işte bunun tarımsal üretimdeki çevre kirliliği etkisinden tutun da tarıma etkilerinin çözümüne kadar. Eminim bu konuda çok çalışan bilim adamlarımız, oluşturulan raporlarımız var. Ama bunları dizayn eden, düzenleyen bu raporları ülkenin şartları ve politikaları çerçevesinde ele alınan bir kurulda süzgeçten geçirerek milli politikalarımızın çok hızlı bir şekilde devreye konulması gerekiyor. Kısaca arkadaşlar, değerli dostlar, çok kıymetli dinleyenler, bu ülkenin geleceği tarım ve tarıma dayalı sanayiden geçiyor. Bunu yıllarca ifade ediyorum. Biz ziraat mühendisi, meslektaşınız, kardeşiniz, öğretim üyesi olarak değil, bu ülkenin bir vatandaşı, bir çiftçi çocuğu olarak, bu ülkenin geleceğinin tarımda olduğunu her fırsatta söylüyorum. O halde tarımı, tarım alanlarımızı, tarım alanlarımızın korunması, çevreyi, suyu, su havzalarımızın korunması, suyun sürdürülebilir kullanımının sağlanması olmazsa olmazımızdır. Bunun geleceğe taşınması olmazsa olmazımızdır diyorum. Ve şu cümleyle çok hoşuma gider, çünkü bu cümle her seferinde ifade ediyorum. Bir büyüğüm bir konuşmada ifade etmişti. Sevdiklerinize bir gül verin demişti. Eğer gülemiyorsanız bir gülü verin demişti. Hayatınız hep güller içerisinde, yüzünüzde gülücükler, hayatınızda mutluluklar eksik olmasın. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah sıklamışsınız. Yusuf hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben zamana doğrusu hiç bakmadım. Bu konuyu dinlemek, sadece öğrenmek değil, birçok alanın yeniden bastırarak tekrarının bir ifadesi. Hepimiz kafamıza çakmalıyız Yusuf hocanın bu ifade ettiği değerleri. Ben hocama küçücük bir ekleme de yapmak istiyorum. Sevgili hocam, önümüzde yerel seçimler var ülkemizde. Yerel seçimlerde belediyeler seçilecek. Belediye başkanlarının gereksiz bir sürü konuyu gündeme getirmeleri yerine artık şehirlerin altyapısını, temiz suyu, temiz havayı, sadece bunları gündeme getirmelerinin yeterli olduğu kanaatindeyim. Bıraksınlar ülke kalkınması ana yönetimin işi. Elbette onların da katkısı var ama esas konunun burası olduğunu düşünüyorum. Buradan da size çok etkin yerlere ulaşabildiğiniz için belediyelerin artık evlerde, villalarda, sitelerde havuz yapma uygulamalarına bir son vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bugünkü zevklerimiz adına torunlarımızı, çocuklarımızı riske atmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel ifadelerinizi kongremizin açılış oturumunda ortaya koyduğunuz için tekrar bütün düzenleme komitesi adına teşekkür ediyorum. Sözünüz varsa bir cümleyle tekrar bağlayarak bu oturuma son vermek istiyorum.
Hocam ben teşekkür ediyorum güzel katkılarından dolayı. Biraz önce de ifade ettim. Belediyeler konusunda kesinlikle haklısınız. Bütün belediyelere, özellikle bölge belediyelerine zannediyorum son 3-4 yıl içerisinde hemen hemen hepsine birer briefing verdim. Her briefinglere bunların altını çiziyorum. Nasıl şehirlerin bu konuda geleceğe hazırlanması noktasında. Ama maalesef biliyorsunuz ki siyasetin işleyişi bizim düşündüğümüz gibi değil. O nedenle zaten bilim kurullarının ve ülke politikalarının bir an önce aktif hale geçirilmesi ve yerel yönetimlerin bu çerçevede devreye girmesi gerektiğini ifade ettim. İnşallah bu önerilerimizi dikkate alırlar. Biz konuşmaya, anlatmaya, söylemeye, her yerde bunları, doğruları ifade etmeye devam edeceğiz. Ben dediğim gibi tekrar eğer başka katkısı olan veya sorusu olan yoksa arkadaşlarımdan çok teşekkür ediyorum. Herkese en derin saygılarımı sunuyorum. Evet, bir işaret gözükmüyor. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Kongremizin ülkemiz tarımına, dünya tarımına, dünya bilim alanına, tarım bilimi alanına katkılar getirmesini diliyorum. Dergimizin geleceğine katkılar getirmesini diliyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kongrenin birinci oturumu saat 13.30'da başlayacak. O oturumlardan itibaren bilimsel konular artık konuşulacak, nokta atışı şeklinde konular konuşulacak. Kongrenin başarılı devam etmesi dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum saygılarımla. Sağ ol. Sertaç Hocam bir şey elini kaldırdı ama. Selamladı hocam. Peki. Tamam. Ben de sizleri selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Bu arada hocam iki oturum şeklinde olacak. İki farklı salon olacak. Onu da katılımcılara hatırlatmak isterim. Tamam. Herkes duydu Tamam. herhalde. Teşekkür ediyoruz. Bırak hocam. Oldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür.